Bugün böyle farklı sivil toplum kuruluşlarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Elif, ne diyorsun sen bu tartışmaların? Şimdi sen bir Mars kadar uzaksın anladığım kadarıyla. <laughs> İyi <ilgili, gülüyor> de, de takip ediyorsun durum var. <laughs> o kadar uzak. Tabii ki de takip ediyorum. Bütün yayın boyunca buradaydım. Bütün süreci takip ettim. Tabii ki bizi çok ilgilendiren gündemle ilgili çok... Hareketli konuları çok güzel bir şekilde yine e, fark atarak herhalde bu ekranda izledi izleyicilerimiz. Kaçıranlar da gün içinde veya geri kalan zamanda. Uyumadan önce bizi çok izleyen var. <laughs> bu iyi evet. bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama nasılsınız peki? Sağ olasın. Ne konuşacağız bugün Elif? Biraz gerildim yani. Çünkü bu tür röportajlara girerken de hazırlanıyoruz. Onun neyi soracağız, nasıl yapacağız? Yani bayağı bir hazırlanıp çıkıyoruz şeyde. Ee, ama tabii yine de dayak yiyoruz yani. Çünkü dayak yememek mümkün değil. Bir polarize Aynen. bir toplumda böylesine bir söyleşi yaptığın zaman beğenen de beğenmeyen de zaten ön yargılı olarak oturuyor bir çoğu. Son anlat anlatabilirsem. Evet ne konuşacağız bugün? İçerik savaşları yeni bir boyut kazanıyor video oyunları. Netflix'ten sonra Amazon da dedi ki bir dakika durun ben de bu işe giriyorum. Siz benim sadece televizyon çıkarttığımı düşünüyorsunuz ama aslında ben de oralara doğru geçiş yapacağım. Çünkü neden? Küresel oyun pazarının 2021 yılının sonuna kadar 175.8 milyar dolar. 180 milyar dolar diyelim. Aradaki fark şey ama yuvarlayalım yani. 180 milyar dolar olması bekleniyor. Amazon'un yeni CEO'su Jeff Bezos'tan sonra gelen Andy Andy Jesse diyor ki oyunlar uzun vadede en büyük eğlence kategorisi haline gelebilir. Aslında eğlence derken entertainment'tan bahsediyor. Bu entertainment sizin uzmanlık alanınız. Bunun içerisinde çok farklı alanlar var. Sinemada giriyor. Farklı görsel ve duysal e, içeriklerden bahsediyoruz aslında. Fakat şimdi deniyor ki oyun da bu yarışa katılıyor. Netflix'e baktığımızda stratejik olarak neden bunu yapıyorlar? Zaten biz bunu duyurmuştuk. 5 Avrupa ülkesinde de denemeye başladılar. Stranger Things dizisi. Dünyada yine en çok izlenen dizilerden bir tanesi o. Fakat şu anda Squid Game galiba onun rekorunu şey yaptı, ele geçirdi. Bu dizinin oyunu yapılıyor şu anda ve burada arka planda bu bir başlangıç, onu söyleyeyim. Yani oyunlarla başlayacaklar. Bence buradan artık metaverse'lere doğru gidecek bu iş. Kahramanlarla birlikte etkileşime girme olabilir. Farklı yeni şeyler düşündüklerini ama daha açıklamadıklarını düşünüyorum. Burada Netflix'in CEO'sunun çarpıcı bir sözü vardı. Birkaç yıl önce bir röportajında söyledi. Bizim rakibimiz Amazon ya da Hulu ya da herhangi bir farklı içerik üreticisi değil. Bizim asıl rakibimiz Oyun şirketleri. Çünkü ekran süreleri üzerinde bir savaş olduğunu anlatmıştık. E, burada veri giriyor içerisinde bir sürü şey giriyor. Ayrıntılı bir tartışma konusu bu. Belki daha sonra sizinle tartışırız. Ama evet. 2024 yılının sonuna kadar 200 milyar doları aşacak bu pazar. Ya ben de çok önemsiyorum. Hatta bizim bu yeni yayın dönemimizde çeşitli program içerikleri üretiyoruz. Ve benim önerilerimden bir tanesi gaming üzerine bir program yapmak. Game over olsun evet. adı hatta. Eğer önleriniz varsa, ilgilenen varsa ya ben bu konulara meraklıyım. Çok güzel bu sektörü anlatırım diyorsanız e, Kenan Not TV'ye ya da bana yazabilirsiniz. Böyle birisini arıyoruz. Çünkü ben de çok yükselen bir trend olduğunu görüyorum. Evet. Bir de şimdi Türkiye'nin soft power diyeceğimiz yumuşak güçlerinden en önemlisi dizi sektörü biliyorsunuz bütün dünyadaki e, 180 ülkede Türk dizileri gösteriliyor. Eskiden Brezilya dizileri vardı. Ama gölgede kalan ve bence önümüzdeki yıllarda dizilerle yarışacak başka bir şey de Türkiye'deki oyun şirketleri. Çünkü Türkiye'deki oyun şirketlerinin kimileri milyar dolarlık değerlendirmelere ulaştığı, 600 milyon dolara 500 milyon dolara satılan e, oyun şirketleri var. Ve e, bütün dünyada pek çok kişinin oynadığı oyun yazılımlarının bir kısmı Türk taşeronlar tarafından üretiliyor. Bir kısmında da bizzat startuplar tarafından üretiliyor. Ve şu anda hani dizilerin ilk yılları gibi tam keşfedilmemiş durumda. Daha doğrusu Değeri tam böyle kadri bilinmeyen bir şey ama Türkiye burada garip bir şekilde hiçbir devlet şeyi olmadan desteği ya da kösteği de olmadan hakkını yemeyelim bir şekilde kendi içinde bir ekosistem yarattı ve bir oyun sektöründe dünya çapında işler yapmaya başardı. Bu dediğinde de Türk markaları da yani Peak Games ya da işte birkaç tane şey satıldı bunlar da yakın zamanda göreceksin dünyadaki büyük şirketleri alan şeylere dönüşmeye benziyor. Şöyle söyleyeyim 2023 yılında dünyada 3 milyar kişinin oyuncu olacağı söyleniyor. Yani biz burada oyun dediğimiz zaman 11-13 yaş arası, işte 13-18 yaş arası illa Z kuşağı olmak zorunda değil. Oyun oynayan çeşitli yaş segmentlerinde insanlar var. Burada biraz geniş düşünmemiz lazım. Yeteneklere de açığız bu arada. Şimdi ikinci haberimiz Avrupa'daki evcil hayvan sigortası pazarı 2021 yılında rekor seviyeye ulaştı. Avrupa'da şu anda yükselen startupların arasında pet şeyleri var. Yani hayvan teknolojileri yükseliyor ama bununla birlikte sigorta ön plana çıkıyor. Bu yıl 328 milyon euro yatırım topladı bütün şeyler startuplar. Çok fazla değiller ama bu başladı. Şimdi neden böyle bir şey yaptığını söylüyor bir tane patient capital'ın şeyi, yatırımcının şeyi. Neden sigortaya yatırım yapıyorsunuz diye sorduklarında. Diyor ki sigorta ve evcil hayvan tıbbi bakımı arasında dinamiği görebilirsiniz. Çok daha fazla sağlık hizmeti mevcut ancak bunlar pahalı ve insanlar evcil hayvanlarını sigort ettirme eğilimini artırıyor. Şimdi biz bunu geçen ay yaşadık. Ee, bizim kedilerimizden bir tanesi Süha evde böyle bir anda deli gibi koşturmaya başladı. Önce oyun oynuyor sandık. Baktık hareketleri bir garip. Veterinerler de kapalı. Neyse çok şükür bir tane bulduk götürdük. Hayvan 41 derece ateş. Yani kaybediyoruz. Süha gidiyor. Ve orada acil bir müdahale yapıldı Cüneyt Bey. 10 tane iğne vuruldu, işte bir sürü test yaptırıyor falan. Şimdi Süha'yı orada kaybedeceğiz. Veteriner bize diyor ki şu ilaç ama şu kadar fiyatı vurayım mı? Diyorsun ki vur. İşte diyor ki Covid testi yaptırmam lazım. 800 lira insanın 3-4 katı bedeli yaptırayım mı? Yaptır yani tabii ki de yaptır. Çok şükür biz kurtardık ama orada çok ciddi bir maliyet çıktı. Ve Samet'le Kardeşim ve ortağım. Dedik ya bu hayvanlarla ilgili sigorta olması lazım. Türkiye'de birkaç bankada ben bunu gördüm sonra biz bunu inceledik. Var. Çok önemli ve şey bir yere parmak basıyorsun. Gerçekten bizim de işte hayatını kaybeden kedimizi yeni şey yaptırmıştık. Kısırlaştırmıştık. Ben inanamadım. Kısırlaştırma parası geldi. Dedim bu ne ya? Ben hani bile sormuyorsun ya. Kedi kısırlaştırsın. Evet. Tamam hadi falan diyorsun. Fakat bir rakam geliyor. Aman Allah'ım yani. hani Normalde yani sen hastaneysen bu kadar para vermiyorsun açık söyleyeyim yani. Evet. nişan taşında böyle lüks bir şeye git e, muayenehaneye o kadar para vermiyorsun yani. iki katı, üç katı e, bence çok doğru bir sektör. Bir de ilginç bir e, anekdot anlatayım. E, geçen yıl Çeşme'de bir arkadaşım küçük bir çiftlik kurdu böyle işte tavuklar var, koyunlar var bilmem ne var. Koyunları hasta oluyor yani bir şey geçiriyorlar e, işte böyle bir bir dertleri oluyor. Diyor ki veterine götürdük de bakmıyor diyor. Nasıl ya dedim. Yok diyorlarmış biz evcil hayvanlara bakıyoruz yani. Hani onu şey yapıyor artık yani öbür tarafta öyle bir sektör oluşmuş ki yani evet. tüm veteriner yap yapıyor diye söylemiyorum ama böyle diyor bir şey var biliyor musun diyor yani veterinerlerin bir kısmı diyor şu anda diyor hani daha şey seçici diyor yani ben evcil kediye bakayım köpeğe bakayım şimdi orada küçük başa bakıyorsun bilmem neye bakıyorsun uğraşıyoruz diyor bilmem ne. Ben diyor gittim iğneleri aldım bilmem ne yaptım falan hani bayağı anlattı dedim ya böyle bir şey olabilir mi ya hani bir Hipokrat yemini var ama veterinerler için de var mı bir Hipokrat yemini bilmiyorum. Doktorlar için biliyorum. Ya muhakkak, doktor. muhakkak vardır. Sonuçta şöyle bir şey var. Bazı işler var. O işleri onu sevmeyenin yapmaması lazım. Yani mesela. Ama bir yandan da bir sektör var Elif. Onu söylüyorum. Meslek evet. kişisel değil yani. Tamamen duygusal bir şey. Adam onu evet. seviyorum, sevmiyorum diye bakmıyor. Diyor ki ben ona zaman ayırmıyorum. Buna bakıyorum. Koyuna bakıyorsun 50 lira, buna bakıyorsun 500 lira yani. Niye baksın şimdi ya şey bakıyorsa ya? Bu çok masraflı bir şey. Evde hayvan bakmak çok güzel bir şey ama mesela işte bizde dört tane kedi var. Bunların çeyreklik aşıları, işte bütün yapılması gereken. Sonuçta mesela az önce oyun pazarını konuştuk değil mi? Çok yükseliyor. Genç arkadaşlarımız girişimciler oyun pazarına da yönelsinler ama Böyle şeylere de baksınlar. Çünkü aslında bunlar gerçek yaşamsal ihtiyaçlar. Ben bunu çok önemli ve değerli evet. olduğunu düşünüyorum. Son haberimizde hyperloop'ları sizinle biraz tartışmak istiyordum. Genel süremizi biraz açtık. Bahsedeyim. İstersen onu yarına bırakalım. yarına bırakalım. Hyperloop'ları şey yapmayalım. Evet. Çünkü bir saatte noktalayalım. Kesinlikle. Tamam. Ee, peki. Tamam. Çok teşekkür çok ederim Elif. Sağ